Yeteneklerini keşfetmek nedir? Ne gibi faydaları vardır? Burada iki kişi var. Araçları var, çekiyorlar. Bir tanesi çekiyor, öbürü de itiyor. Fakat tekerlekleri kare, dikdörtgen. Ve çok zorlanıyorlar. İlerleyemiyorlar. Zorlanıyorlar, hayatlarını zayi ediyorlar, israf ediyorlar. Ve onlara yol gösteren birisi var. Diyor ki, bak şu tekerleği kullanırsan o zaman daha rahat gidersiniz. Bu tekerleği, yeteneği kullanırsan eğer sen de hayatını kolaylaştırırsın. Öbür türlü sadece zorlaştırıyorsun hayatı. Yeteneklerini kullanmadığın zaman başkalarına gidiyorsun, onlardan dileniyorsun. Kölesi oluyorsun. Becerilerini, yeteneklerini bilmediğin için. Yani çekmecende senin altın var. Ama bu yetenekleri, bu altınları bilmediğinden dolayı sen zannediyorsun ki ben fakirim, bende para yok, ben çaresizim. Öyle inanıyorsun. Dolayısıyla yeteneklerini, yani bu kaynakları kullanmadığın için birilerine yalvarmak zorundasın. Başkalarının arkasında koşmak zorundasın. Onlardan bir şey dilenmek zorundasın. Aslında herkesin yetenekleri var. Herkesin potansiyeli var. Herkesin içinde o cevher var aslında. Ama bilmiyor insanlar. Yol gösteren olmamış. Çünkü yol gösterici olarak bildiği insanlar onlara sürekli çaresizliği öğretmişler. En yakın öğretmeni, matematik öğretmeni, matematik çok zordur diye kafasına sokmuş. Matematik çok zor diye kafasına öyle bir inanç sokmuş. O kişi de inandığı için, matematiğin zor olduğuna inandığı için matematikte her seferinde başarısız olmuş. Öyle inandığı için, öyle hipnoza girdiği için. Kendine rehber seçtiği kişiler aslında beceriksiz olduğunu, başarısız olduğunu, çaresiz olduğunu hep öğretmişler kişiye. O yüzden sen yapamazsın, sende öyle bir yetenek yok, sen başaramazsın diye öğrettikleri için çevresindeki insanlar genellikle, genel olarak demişler ki ha tamam benim o zaman öyle bir yeteneğim yok, ben başaramam, ben beceremem, benim öyle bir potansiyelim yok diye içinden tekrarlamış. O uzman diye gittiği kişinin etkisi altına girerek ondan duyduğu yapamazsın cümlesini içinden tekrarlamış. O yüzden yeteneklerini insanlar keşfetmeden, içindeki o potansiyeli kullanmadan, hiç o enerjiyi, o içindeki cevheri, o altınları, o pırlantaları hiç daha devreye sokmadan ömürlerini zayi ediyorlar, israf ediyorlar. Kendini bil ki ömrün zayi olmasın. Hadis-i şerif bu. Yani kendini bilmen lazım. Kendini bilmek engellerini bulmak demektir. Yeteneklerini ve potansiyelini keşfetmek, kabuğunu kırmak demektir. Sen eğer kabuğunu kırarsan işte o zaman ömrünü zayi etmiyorsun. O zaman ömrün verimli oluyor. Ömrün bereketli oluyor. Huzurlu bir aileye sahip oluyorsun. Cebinde paran oluyor. Kalbin, gönlün gerçekten zengin oluyor. Mesleğinde başarılı oluyorsun. Sağlığında daha iyi oluyorsun. Daha sağlıklı kararlar verebiliyorsun. Özgüvenin daha yüksek oluyor. Öz değerin artmış oluyor. Kendine saygın oluyor. Kendine değer veriyorsun çünkü. Ve yürüyüşün farklı oluyor. Neden? Çünkü yeteneğini keşfettin. Potansiyelini gördün ve uyguluyorsun. Harekete geçtin. Kendine dürüst davranıyorsun. Dolayısıyla yeteneklerini keşfetmek o yüzden çok önemli. O yüzden sen ayak bağlarından kurtulup yeteneklerini keşfetmen gerekiyor. Ve keşfettikten sonra da hayatına bu potansiyeli, yetenekleri yansıtman gerekiyor başarılı olabilmek için. İnsanlar kendi kendine keşfedemiyor potansiyelini. Bunu açık ve net söyleyeyim. Yani dışarıdan bir göz gerekiyor. Dışarıdan birisi tarafsız bir şekilde, nötr bir şekilde senin engellerini, ayak bağlarını bulabilir. Eğer uzmansa, tecrübesi varsa tabii. Bununla beraber ayak bağlarını buldu ya, senin yeteneklerini de o kişi yine nötr bir şekilde analiz teknikleriyle seni dinleyerek, sana soru sorarak onu da bulabilir. Ayak bağlarını buluyor, aynı zamanda yeteneklerini buluyor. Kim? Dışarıdan birisi. Öbür türlü tek başına, işte ben hocam internetten teste girdim, kişilik testlerine katıldım. İşte şunu yaptım, bunu yaptım veya şu kitap okudum, kendimi keşfettim. Ne kadar keşfettin kendini? Bir şey değişmedi ki hayatında.
Bir ay sonra yine aynısısın. Eski tas, eski hamam. Yani bir şey değişmedi hayatında. Çünkü tek başına olmuyor. İçeriden bakarsan çözemiyorsun. Dışarıdan birisi sana bakacak, tarafsız olacak, nötr olacak ve sana yol gösterecek. Sana bir reçete sunacak. Kendi kendime tedavi ettim hocam. Nasıl tedavi ettin? Nasıl ameliyat yaptın kendi kendine? Bademcik ameliyatı tek başına yapan oldu mu hiç? Filmlerde belki vardır ama gerçekten öyle bir şey yok ki. Veya nasıl diyeyim, sen tek başına sadece kitap okuyarak kilo verebilir misin? Öyle bir şey yok ki. Bir uzmana ihtiyacın var. Sana bir yol gösteren bir diyetisyene ihtiyacın var. Seni devamlı gözetleyen ve takip eden birisi sana yardımcı olur kilo vermekte. Veya araba sürmeyi sana dışarıdan birisi öğretecek. Tek başına öyle kitap okuyarak aydınlandım hocam. O sadece güzel bir duygu verir sana. O anda iyi hissedersin kendini. Bir gaza gelirsin. Sonra öncelikler sırası değişir bir hafta sonra. Yine eski tas, eski hamam. Motivasyonun kalmıyor. Dolayısıyla sen kendi yeteneklerini keşfetmek istiyorsan, yani ömrünü zayi etmek istemiyorsan, o zaman bu gerçeği kabul etmen lazım. Benim bir rehbere ihtiyacım var. Dışarıdan bana birisi yol gösterecek. Yani bu otobüsü sürmeyi öğrenmek istiyorsam yanımda bir şoför öğretmeni olması gerekiyor. Bu zamana kadar yoktu. Sadece kitap okuyarak öğrenmeye çalışıyordun. O boşluğu o şoför öğretmeninin yerine iç ses girmişti. Sana devamlı çaresizliği öğretti. Yapamazsın dedi. Sen kitap okudun, bak yine yapamayacaksın, ben sana söyledim. Sen beceriksizsin zaten diye telkin verdi içindeki ses. Fizik kuralları bu şekilde. Yani sen araba sürmeyi öğrenmek istiyorsan yanına şoför öğretmeni alman gerekiyor. Eğer onu oraya oturtturmazsan onun yerine iç sesini oturacak ve seni yanlış yönlendirecek ve sadece ömrünü tüketeceksin. Zaman ilerleyecek ve sen o kısır döngünün içerisinde dolanacaksın, duracaksın. Ve her seferinde hayal kırıklığı, her seferinde başarısızlık, başarısızlık üzerine başarısızlık, huzursuzluk üzerine huzursuzluk, geceleri uyuyamamak, kendini iyi ifade edememek. Herkes ileriye gidiyor, başarıyor ama sen kendini ileri taşıyamıyorsun. Bu sefer hayal kırıklığına uğruyorsun ve kendini yetersiz hissediyorsun. Neden? Çünkü sen şuna inandın. Bu zamana kadar hep sana onu öğrettiler. Kitap oku ve başar. Kitap oku ve arabayı sürmeyi öyle öğren dediler sana. Ama pratikte uygulanır bir şey değil. Hayatın gerçeği o değil. Hayatın gerçeği senin yanında birisi olacak. Sana yol gösterecek. O zaman %99 başarı oranı oluyor. Biz buna şahidiz. Biz bunu gördük. Ben binlerce insanın bu şekilde başardığını gördüm. Yanında rehber olunca başarıyor insanlar. O rehber onun ayak bağlarının ne olduğunu ve yeteneklerinin nerede olduğunu gösteriyor ve şimdi gaza bas, şimdi frene bas diye yönlendirerek onu, ona rehberlik ederek onu hedefine götürüyor. Biz şahit olduk. Herkes başarabilir. Herkeste bir yetenek var. Herkeste potansiyel var. Yeter ki insan kafasına koysun. Bu gerçeği kafasına koysun. Gerçek bu. Gerçeği insan fark ettiği zaman içsel ve dışsal bütün kaynaklar devreye girer ve problemi çözer ya, aynı onun gibi. Sadece bu şekilde düşünmen bile seni hareketlendirir. Sadece bu gerçeği kabul ettiğinden dolayı da sen de kendine bir rehber bulursun. Sen de başarabilirsin. Kendine şoför öğretmeni bulur ve araba sürmeyi öğrenirsin. Yıllardan beri Almanya'dan Avrupa'daki vatandaşlarımıza bu konularda destek sağlıyoruz. Yani onların içindeki cevheri bulup ayak bağlarından kurtulmalarına yardımcı oluyoruz. Bununla beraber o içindeki cevheri kullandıktan sonra, o değerli yetenekleri kullandıktan sonra başarmamak mümkün değil. Eğer bizim de bu konularda sana yardımcı olmamızı istiyorsan o zaman bizimle iletişime girebilirsin. Bizimle iletişime girebilmek için hemen videonun altındaki linke tıklayacaksın. Formu doldurup göndereceksin. Ayak bağları nelerdir? Engellerin nelerdir? İçindeki potansiyelin nelerdir? Nasıl keşfedersin bu potansiyelini ve hayatına yansıtırsın? Bunu sana
adım adım anlatırım. Bunun için tekrar benimle iletişime girmek için videonun altındaki linke tıkla, form doldur ve gönder. Hoşça kal.